Sevgili izleyenler, her cuma Haberaks TV ekranlarından sunduğumuz Aktüel Sağlık'ta Ramazan ayının da içinde olduğumuz için bir Ramazan'la ilgili bir beslenme programı yapmak lazım diye düşündük ve Ramazan'da beslenme programını beslenme ve diyet uzmanı Hüban Gönüloğlu'la birlikte yapmak istedik. Hoş geldiniz stüdyomuza, hoş bulduk programımıza. Ramazan'dan önce muhakkak danışanlar Ramazan'da beslenme ile ilgili sorular soruyorlardır. Evet. Biz de izleyenlerimize de danışmanlık yapmak istediğimiz için Ramazan'da beslenme konusunu bugün sizle konuşmak istiyoruz. Genel hatlarıyla Ramazan'da beslenme nasıl olmalı? Hı hı. Normal zamanlardaki beslenmeden farklarını da aslında sorarak bu soruyu genişletmek istiyorum. Ramazan beslenmesi için genel hatlarıyla neler söylersiniz? Ramazan beslenmesi aslında normal zamanki beslenmeden birazcık farklı. Çünkü araya giren bir 16 saatlik bir açlık süresi var. Ve bu açlık süresi gerçekten insanların metabolizmasını ciddi anlamda etkiliyor ister istemez. Normalde biz aslında normal sağlıklı beslenme sisteminde mutlaka bir çoklu öğün sistemi öneriyoruz. Yani mutlaka bir 3 ana öğün beraberinde 2 veya 3'e bulanda bir ara öğün öneriyoruz. Ramazan beslenmesinde bunu adapte edebilmek çok kolay değil. Çünkü iki ana öğünümüz mutlaka olacak. Evet, sahur ve iftar olacak. Ama sonrasında da bir ana öğün, ara öğün yaparak iki ana bir ara öğün olacak şekilde bir beslenme aslında daha sağlıklı ve daha iyi olacaktır. Yeterli ve dengeli beslenmeyi burada da her zaman esas almak gerekiyor aslında. Hani o besin piramidini tekrardan yaşatacak şekilde, tekrardan iki ana öğünde bunu bölerek kullanacak şekilde ayarlamak, çeşitli besin gruplarını bir araya getirerek doğru öğünler sağlamak gerekiyor. Evet. Şimdi tabii Ramazan'da bizim belki 6 olan öğünümüz, değil mi? 3 ara, 3 ana olan öğünümüz 3'e düşüyor. Evet. Yani Ramazan'da iftarla sahur arasında bir ara öğünü muhakkak öngörüyorsunuz. Buradan bunu anlamış olduk. Ara öğünde neler tüketilecek onu devam eden sorularda soracağım. Şimdi öncelikle sahurdan başlayalım istiyorum. Sahurdan şöyle iftara doğru giden bir beslenme bilgisi alalım sizden. Çünkü sahur gerçekten çok önemli. Hem geçmişten beri sahur geleneğimiz var ve sahur aslında sağlık içinde, metabolizma içinde çok çok önemli. Sahur konusundaki düşüncelerinizi ve özellikle sahurda tüketilmesi gereken, kaçınılması gereken beslenme düzeni nedir? Onu öğrenmek isteriz. Sahur mutlaka yapılmalı. Öncelikle aslında buradan başlamak gerekiyor. Çünkü sahura kalkma alışkanlığı bazen olmayabiliyor. Ya da insanlar biraz daha pratik olsun diyerek hani yiyip yatayım düşüncesine girebiliyorlar. Öncelikle olarak mutlaka bizim için bu genellikle 2-2,5 sularına denk geliyor Samsunlu için. Bu saatlerde mutlaka kalkıp kahvaltı ağırlıklı olan, kahvaltıda yediğimiz besinlerin içeriğinde olacak şekilde bir sahur öğününü hazırlamak gerekiyor. Sahur gerçekten çok önemli çünkü sahurda yiyeceğimiz yiyecekler bizi gün boyu aslında idare etmesini beklediğimiz yiyecekler olacaktır. Evet, mutlaka kan şekerimiz düşecek ama bu kan şekerindeki dalgalanmaları belirleyenler de aslında sahurdaki tercihlerimiz olacak. O yüzden sahurda mutlaka bir yumurta öneriyorum. Yumurta hem tok tutucu etkisi hem de genel olarak protein yapısı olarak bütün amino asitleri içeren en esas protein kaynağı olarak mutlaka haşlanmış bir yumurtayı istiyoruz. Peynir olabilir. Peynir özellikle çok yağlı ve tuzlu olmamak koşuluyla bir peynir, beyaz bir peynir tercih edebiliriz. Yine protein kaynağı olacaktır bize. Söğüş, yeşillik diyebileceğimiz domates, salatalık, biberler bol miktarda bulunabilir. Bunlar aslında hem vitamin hem de mineral kaynağı olarak da karşımıza çıkacak. Bir de genel olarak Ramazan aylarında çoğu kişinin şikayeti aslında kabızlık oluyor. Yani birazcık daha beslenme düzeni değiştiği için belki. Kesinlikle. Az öğüne geçiş olduğu için kişilerde bu tip sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bunu önlemek adına sebze yemeği de arttıracağı için, yani sebze alımını da arttıracağı için mutlaka söğüş yeşilliğe, domates salatalığa yer vermek gerekecek. Zeytin genellikle çok susamayanlar için tuzsuz ya da az tuzlu bir zeytin önerebiliyoruz. Ama zeytinden ziyade ceviz gibi, fındık gibi, badem gibi yağlı tohumlar diyeceğimiz
değerli yağ asitlerini içeren diğer yağlı tohumları tercih etmeye çalışacağız. Bir meyve olabilir. Mesela bu meyve aynı zamanda kişilerin kan şekerini de dengeleyecek. Tatlı ihtiyacını gün içerisinde yine dengeleyecektir. Ben bu meyveler arasında aslında muzu oldukça seviyorum. Çünkü hem susamayı engelleyici etkisi var hem de bol bir potasyum kaynağı. Hani gün içindeki mineral kayıplarını da düşünecek olursak onu da yerine koymuş olacaktır. Tercihimiz yine kaliteli bir karbonhidrat olan ekmekten yana kullanmaktan yanayım. Burada da esmer ekmeğin rolü çok çok büyük. Yani beyaz ekmektense esmer ekmeği tercih etmek gerekecek. Pideye daha çok iftarda yer verecek şekilde ki bunu da konuşuruz. Tabii. Dediğim gibi sahurda değil, sahurda esmer ekmekle bu kişilerin ihtiyacına göre değişebilir miktarlar ama 2-3 dilim ekmekle de bir esmer ekmekle güzel bir sahur menüsü oluşturmak mümkün. Beyaz ekmek konusunda ondan kaçınmak gerekiyor herhalde. Evet. Şekeri yükseltmesi açısından değil mi? Aslında. Çünkü genel olarak sahur olarak baktığımızda evet bazen hani ufak tip gözlemeler ya da börek düşünülebiliyor. Evet. Özellikle konu Ramazan olunca biraz çeşit artabiliyor ya da daha zengin sofralar olabiliyor. Ama dediğim gibi burada aslında hep düşüneceğimiz şey bizim bedenimizin ihtiyacı ne ve biz gerçekten örnek veriyorum bir kişi bir börek yediğinde yaklaşık 8 dilime yakın bir ekmek kalorisinde bir ekmek almış olabiliyor. Ama gün içindeki ihtiyaçlarını karşılama olarak baktığımızda 2 dilim esmer ekmek yediğinde daha uzun süre tok kaldığını fark edebilir. O yüzden her zaman şunu düşünmek lazım. Çok miktarda yemek aslında daha uzun süre tokluk süresiyle alakalı değil. Tokluğu yöneten şey aslında besinlerin içerisindeki glisemik indeks dediğimiz şeker miktarı. Beyaz unlu gıdalar bu açıdan hep bir tık daha dezavantajlı olacaktır. Çünkü esmer unlu olanlar, tam tahıllı olan ekmekler daha uzun süre tok tutma, posa içeriği açısından da daha zengin olduğu için bağırsaklar açısından, metabolizma açısından da çok daha faydalı olacaktır. O zaman beyaz ekmek, börek gibi ya da işte gözleme tarzı yufkalı besinler belki o anda kan şekerimizi bir yükseltecek, bizde bir tokluk sağlayacak. Mutluluk da verecek. Tabii lezzetli olduğu için, yağlı ve hamurlu olduğu için. Ama belki öğle saatlerinden sonra değil mi? Şekerimizi hızlı bir şekilde ya da daha erken saatlerde düşürmeye başlayacak. Bu da kan şekeri düşmelerine sebep olacak. Bu noktada esmer ekmek çok çok önemli. Sahurda mutlaka alınması gerekenler de muzu çok önemsediniz. Evet, evet, yumurtayı ve muzu. Yani muzun bu susuzlukla ilgili olan kısmı gerçekten çok ilginç. Evet. Buradan izleyenlerimiz de güzel bir tüy almış oldular. Evet, bu anlamda. Şimdi iftarda tabii sahurdan sonra iftara kadar uzun bir süre 16-17 bu aylara denk geldiği için 16-17 saat uzun bir süre gerçekten. İftara geldiğimizde tabii acıkmış, belki işte o güzel iftar sofralarıyla karşılaştığında acaba hangisinden başlasam, neyle bitirsem şeklinde böyle bir düşünce olabiliyor. İftar bu anlamda gerçekten riskli bir sofra aslında. Evet. Kendini tutabilen bireyler var, tutamayanlar var. Gerçekten çok acıkmış olanlar var, çok susamış olanlar var. İftar menümüz nasıl olmalı? İdeal olanı ne? Evet. İftarda dediğim gibi gerçekten Ramazan ayı bolluk bereketli ayı olarak biliyoruz. Hani kişiler öyle de gerçekten, çok çok fazla davetleri olabiliyor ya da misafirliğe gitme durumları olabiliyor. Dışarıda iftar davetleri olabiliyor. Bunlara karşı birazcık aslında daha temkinli yaklaşabilmek adına biraz kendi kontrolümüzü, öz kontrolümüzü elimize almamız gerekecek. İftarı her zaman için bir suyla açılış yapılacak. Sonrasında ise çorba, salata, su, bu üçü aslında iftarın vazgeçilmez başlangıcı olmalı bizim için. Yine aynı şekilde baktığımızda iftariyelikler gerçekten bir ufak Ramazan aylarında aslında tehlike çanı çalan konulardan bir tanesi. Çünkü gerçekten iftariyelik dediğimizde sadece hurmayla kalmayabiliyor. Peynir çeşitleri, pastırma gibi birçok çeşidi de içine alabiliyor. Balından reçeline kadar belki hepsinden olabiliyor. Şimdi ilk oruç açılacağı zaman da gelen sıcak pideyle beraber gerçekten bazı kişilerden işte ben iftariyeliklerle doydum ya da pidenin yarısını yiyip hani
peynir veya pastırmayla işte daha ana yemek gelmeden karnını doyuranlar olabiliyor. Ama bu doğru bir durum değil kesinlikle. O yüzden mümkün olduğunca dediğim gibi su içerek mideyi birazcık daha gelecek olan besinlere hazırlayarak bir başlangıç yapmayı öneriyoruz. Su da genel olarak soğuk değil. Hani en iyi metabolize edilen suyun biz vücut sıcaklığına en yakın sıcaklıkta olan su olduğunu biliyoruz. O da genellikle düşündüğümüzde oda sıcaklığı 25-26 dereceleri bulduysa eğer birazcık kaynar suyla hafif ılıştırdığımız 36 dereceye yaklaştırdığımız bir su aslında bizim için çok daha iyi olacaktır. Suya da dikkat edeceğiz ısısına. Evet. Bunun akabinde bir çorba, yine aynı şekilde çorbayı çok kremalı, ağır, yağlı çorbalardan tercih etmemek önemli. Çünkü çorba genellikle aslında beslenme şeklinde masum görünen ama kalori miktarı artabilen, yani içine kattığınız çeşit kadar kalorisini arttırabildiğimiz. Lezzetli olsun diye yağ, unu, et suyu, evet, tereyağı, üzerine bazen ekstradan sos, hatta yağlı soslar yapılabiliyor. Böyle bir çorba bizim için ağır olacaktır. Şu an sebzelerin aslında bol bulunduğu bir aydayız. Evet. O yüzden sebze çorbaları olabilir, mercimek gibi hem baklagil içeren hem de protein olarak zengin olan çorbalar olabilir, yoğurt çorbaları olabilir. Dediğim gibi ayran ışığı gibi soğuk çorbalar da olabilir. Evet, o da güzel. Bunlar gayet hafif güzel tercihler olacaktır. Bir kepçe ya da yarım kaseye denk gelen miktarlarda bir çorbayla açılışı yaptıktan sonra bir 10 ile 20 dakika arası bir ara vermelerini bekliyoruz. Aslında bu ara gerçekten döndüğünüzdeki besin tercihlerinizi etkileyecek bir ara olacaktır. Evet. Çünkü eğer kişi yemeğe devam ederse gözünün doyacağı miktarları yerken, eğer ara verirse gerçekten karnımızı doyuracak miktarların kararını çok daha doğru verebiliyoruz. Evet, küçük bir ara. Çok bu anlamda önemli. Çok önemli. Bunu da mümkün olduğunca ben masa başında geçirilmesinden yana değilim. Çünkü bu kadar çok güzel besinin bir arada bulunduğu zengin sofralarda oturarak bir ara vermek gerçekten çok mümkün olmayacaktır. Oraya bir faaliyet koyarak ya da işte servis olabilir bayanlar için genellikle işte servis yapın en son siz kendinize dönün diyorum ama bir şekilde bir aralık verecek şekilde kendimizi ayarlamalı. Döndüğümüzde ise yine içerisinde protein içeren et olabilir, tavuk olabilir, balık olabilir, ev köftesi olabilir. Bunları içeren ya da etli bir yemek olabilir. İçerisinde protein içeren bir yemek. Eğer sadece etse yanına belki yine sebze oranını, lif oranını, posa oranını arttırabilmek adına. Salata olabilir, zeytinyağlılar tercih edilebilir. Bunun yanında genellikle aslında Ramazan'da ortaya çıkan bir diğer durum da hoşaf, komposto durumudur. Bunları da çok fazla şekerle yapıldığında aslında bütün yararlarını öldürmüş oluyoruz. Yani bizim buradaki amacımız eğer sıvı alım arttırıp meyvenin kendi şekerinden yararlanarak tatlı ihtiyacını baskılamaksa evet doğru bir tercih olabilir. Hiç şeker ilave edilmemiş hali. Ancak eğer içerisine şeker ilave edersek bu bizim için gerçekten çok daha kalorili, kan şekerini bozacak bir içeceğe dönüşebiliyor. O yüzden masumiyetini kaybediyor. Evet, yani. Kesinlikle. O konuda da dikkat edecek şekilde hoşaf, belki cacık olabilir. Yoğurt ya da ayran tercihiyle beraber kişiler kendi avuç içlerini dolduracak kadar bir pideyle eşlik edebilirler yemeklerine ya da yine esmer ekmek tercihinde ya da 6 yemek kaşığı kadar bir bulgur tercihinde de bulunabilirler. Bunlar değişimli. Evet. Birbirini yerine geçen, geçecek şekilde tüketmek gereken besinler. Hepsini aynı anda değil tabii ki. Kesinlikle. Evet. Şimdi iftarda kesinlikle kaçınmamız gereken besinler de var muhakkak. Evet. Yani o zengin sofralarda böyle gözümüzün, gönlümüzün açıldığı o sofralarda asla tüketmemiz gereken besin kalemleri var mıdır? Bunlar nelerdir? Aslında besin olarak tek bir besin değil ama her besinin işleniş şekli çok çok farklı. Yani biz soframıza kabağın zeytinyağlı yemeğini de getirirken kızartmasını da getirip koyabiliyoruz. Evet. Burada aslında kişilerin pişirme yöntemleri çok çok önem arz ediyor. Mutlaka yararlı olan besinlerin yararını öldürmeyecek şekilde bir sunum olmalı. Örnek veriyorum, kızartmalardan kesinlikle uzak durulmalı. Ağır hamurlu gıdalardan uzak durulmalı. Çünkü bunlar dediğim gibi hem mideyi o kadar uzun süren bir açlıktan sonra zarar verecek, rahatsız edecek. Hem de kalori anlamında baktığımızda gereksiz birçok kaloriyi farklı bir kaynaktan, vücudumuzun ihtiyacı olmayan trans yağ diyebileceğimiz kızartmayla oluşan kötü kaynaklardan almamıza yol açacaktır. O yüzden dediğim gibi pişirme yöntemi burada çok çok önemli. Sunum şekli çok önemli.
aşırı derecede salçalı, aşırı derecede kızarmış, yağlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Hamurlu gıdalar yine keza aynı şekilde, hamurlu kızartmalı gıdalar yine aynı şekilde bizim için tehlike arz ediyor. Evet, börekler falan mesela hani porsiyon kontrolü olmazsa gerekiyor. Eğer o da muhtemelen evet, kızarmış sıkıntılı. Değil, fırında olabilir, küçük bir parça olacak şekilde, tadımlık olacak şekilde alınabilir. Ama kesinlikle hamurlu bir gıdayı ana yemek yerine koymamamız gerekiyor. Evet. Ana yemekte vücudumuzun uzun süre açlık kaldıktan sonra ihtiyacı olan proteini, sebzeyi barındıracak daha farklı bir besin tercih etmemiz onu gerekiyor. Onu zaten o beslenme modülünde evet. verdiniz. Muhakkak işte bir ev köftesi ya olabilir, etli bir yemek et olabilir. Olabilir. Kıymalı da olabilir. Tavuk olabilir dediniz. Kesinlikle. Ve yanında muhakkak sebze ya da salatayla onu kombinlemek gerekiyor. Şimdi iftardan sahura bir süre var. Bu kısa bir sürede değil aslında baktığımız zaman. Bir ara öğün konuşmamızın başında bahsettiniz. Bir ara öğüne ihtiyacımız var. Bu ara öğünün temelde olması gereken, bu ara öğünü almamız gereken besinler neler olmalı? Çünkü gerçekten çok önemli ve bunun arkasında tabii bu dönemi suyu, sıvıyı da bunun içerisine koyarak almamız gerekiyor. Bu her ikisini bir araya getirdiğimizde, çünkü iftarla sahur arasında su içme imkanımız var ya da işte faydalı sıvıları almamız gerekiyor ve ara öğün yapmamız gerekiyor. En uygun ara öğün modeli nedir sizce? Ara öğün olarak mutlaka aslında meyveyi öneriyoruz. Çünkü gerçekten meyve tüketebileceğimiz zamanlar çok çok daralmış evet. oluyor. Yine aynı şekilde burada bir sütlü tatlı tercihinde bulunabiliriz. Genellikle biz iftar sofralarını hazırlarken görüyoruz ki hemen işte çorba, ana yemek, yardımcı yemek, peşinden tatlı. Evet, tatlı birleştiriliyor ama eğer tatlı yenilecekse bunun yine hemen yemeğin peşinde değil, birazcık ara verdikten sonra bu bahsettiğimiz evet. ara öğün zamanında alınması lazım. Tatlı tercihleri yine konuştuğumuz üzere besin tercihlerini yönetmek konusunda burada da bir tercihte bulunmamız evet. gerekecek. Çünkü şerbetli tatlılar gerçekten hem hamur içeriği hem de şeker içeriği çok yoğun konsantrede olacaktır. Bu yüzden şerbetli tatlıları bir kenara bırakıp sütlü tatlılardan tercihimizi kullanmamız lazım. Ya da bunun yerine dondurma tercihinde bulunabiliriz. Dondurmalar da burada güzel bir tercih olacak. Sütlü ve dondurmalı. Dondurmalar tatlı ihtiyacını gidermek için ideal olacak. Onun haricinde meyve dediğim gibi mutlaka posa içeriğini alabilmek açısından, vitamin mineral alabilmek açısından önemli. İlk önce zaten tatlı ihtiyacımızı en doğal kaynak olan meyveden karşılamaya çalışacağız. Sonrasında, kuru ya da yaş meyveler fark eder mi? Herhangi bir fark yok. Sadece porsiyonuna göre yemek gerekiyor. Yani her şeyde porsiyon ölçüsünün aslında esas olduğunu unutmamak gerekiyor. Ramazan'da da dengeyi kurabilmek için. Bu daha da önemli hale geliyor zaten. Kesinlikle porsiyonlara önem vermek gerekiyor. Bir diğer konu mesela yağlı tohumları sahurda tüketmek istemeyenler ya da sahurda zeytin tüketmek isteyenler. Burada belki çay yanına, çünkü çay yapıldıktan sonra mutlaka kişiler boş içmek istemiyor evet, yanına. Evet. Bir eşlik edecek bir şeyler arayan kişiler bademi kullanabilirler, fındık kullanabilirler ya da ceviz olabilir. Hepsinin miktarı ve ölçüsü dahilinde kullanabilirler. Bu arada tansiyon sorunu olmayan kişilerin maden suyu tüketimi olabilir. Dediğim gibi maden suyu da aynı zamanda mineral kayıplarını, çünkü gün içerisinde sadece sıvı kaybetmiyoruz. Sıvı ile beraber belirli olan mineraller de vücudumuzdan kaybolmuş oluyor. Bunu terle atabiliyoruz ya da farklı yollarda vücudumuzdan atılıyor. Bu yüzden bunları yerine koyabilmek için dediğim gibi tansiyon hastalarının bir tık dikkat etmesi koşuluyla bir maden suyu tüketimi olabilir. Su zaten başımızın tacı çünkü evet. içebilecek zamanımız çok kısıtlı. Evet, iftarı suyla açtık ama iftardan sahura kadar olan süre bizim tek şansımız. Su ihtiyacını kapatabileceğimiz i̇şte çay mı içelim, tek kahve zaman. Kahve mi içelim, su mu içelim, bitki çayı mı içelim, meyve evet. suyu mu içelim? Yani bir sürü içecek, seçenek var ama zaman yok tabii yani. Evet. Ama en önemlisi de herhalde su. Evet, su tüketimine çok dikkat etmek gerekiyor. 2 litre kadar suyu genel olarak aslında önerebiliyorum. Ancak dediğim gibi çay tüketimi fazla olan kişilerdeki bahsettiğimiz gibi Karadeniz toplumu çay veya işte
diğer meşrubatları tüketme konusunda daha baskın olabiliyor. Bu gibi durumlarda çayın su yerine geçmediğini bilmek gerekiyor. Çünkü belirli oranda kafein içeren içecekler, bu çay, kahve, yeşil çay yine bir miktar içerebiliyor diğerlerine nazaran daha az olsa da. Belirli bir dozun üzerinde, yani belirli bir bardak sayısının üzerine çıktığında vücuttan sıvıyı, yani suyu atıcı etki göstermeye başlıyor. Bu etkisinden dolayı da aslında çayı çok içmek, su içmek anlamına gelmiyor. Aksine suyu vücuttan atmaya yarayacağı için yerine koymamız gereken su miktarının daha arttığı anlamına geliyor. Bu konuda dikkat etmek lazım. Peki su ihtiyacını karşılayabilecek neler olabilir? Ufak hafif bitki çayları olabilir, meyve çayları olabilir daha aromalı. Belki tarçın ve su, limon olabilir. Ya da meyvenin kendisinin kaynatılarak şeker ilave edilmemiş haldeki komposto ya da hoşafları olabilir. Bunlar tercih edilebilir. Yağlı tohumlar dedik, meyve dedik, bitki çayları olabilir, maden suyu ve su dedik. Bunlara ek olarak belki bir ufak, eğer acıkanlar ya da bazı kişiler gerçekten iftar menüsünü çok da doyurarak geçiremeyebiliyorlar. Bu kişiden kişiye çok çok değişkenlik göstermekte. Belki ufak bir acıkma hissini baskılamak amacıyla leblebi tercih edilebilir. Evet, bunlar tabii doğru ve yerinde ve porsiyonunda tüketildiği zaman gerçekten hem iftarda tabii ölçüyü kaçırmadıktan sonra bu ara öğünlerle birlikte sahura da sağlıklı bir geçiş yapmış olunuyor aslında. Evet. İşte yeterli derecede sıvıyı almış, yeterli derecede işte belki maden suyu, mineral ve kayıpları için bunları karşılamış, meyvesini alarak işte vitaminini yine onlardan alacağı mineralleri almış bir şekilde sağlıklı bir sahura doğru bir zaman oluyor elinde kişilerin, bireylerin. Ama bu noktada tabii ki her zaman dediğimiz gibi ölçü en önemli konu. Evet. Bazen suda bu ölçüyü sağlayamıyoruz. Evet. Suyu içmemiz gerekenden daha az içiyoruz herhalde. Belki toplum olarak da suyu çok tüketmeyi bilmeyen, çok beceremeyen bir toplumuz. Ramazan söz konusu olduğunda da muhakkak metabolizmayı daha sıkıntıya sokacak sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi sahurda da iftarda da neler tüketelim? Bunları öğrendik, bilgilendik. Şimdi siz bir beslenme uzmanısınız, bir diyet uzmanısınız. Aynı zamanda kişilerin formda kalmalarına yardım eden, onlara danışmanlık yapan da bir kişisiniz. Şimdi Ramazan öncesinde danışanlarınız muhakkak işte nasıl formda kalacağız? Ramazan'da işin ucu kaçar mı? Ölçü kaçar mı? Biz hani bu zamana kadar getirdiğimiz formla ilgili çalışmaları ortadan kaldırır mıyız diye sorabilirler. Evet. Bu noktada formunu korumak isteyen bireyler için, özellikle Ramazan'ı içerisine alarak tabii, formunu korumak isteyen bireylere neler öneriyorsunuz? Bunun içerisinde egzersizi de sormak istiyorum aslında. Bu dengeyi nasıl sağlasınlar? Aslında şöyle, Ramazan gerçekten hem manevi hem de ruh anlamında hem beden anlamında bir arınma ayı. Evet. Ama kesinlikle bu ayı hani zayıflamak için tam zamanı, detoks olacak. Yani bu şekilde düşünmek çok da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü doğru beslenilmediğinde gerçekten Ramazan ayında kas kayıpları, evet kilo kaybı oluyor ama bu kilonun nereden gittiği bizim için çok çok önemli. Kas kayıpları, su kayıpları daha çok karşımıza çıkıyor. Ve bunun sonucunda kişi aslında kilo olarak belki düşüş gözlemlese de vücut olarak kendisini çok halsiz hissedebiliyor, güçsüz hissedebiliyor. Yani doğru besinleri tercih ederek bu ayı geçirmek çok çok önemli. Evet, Ramazan ayında birçok kişi, hatta gelen danışanlarımdan da duyuyorum, işte biz hep kilo alırız, fazlaca kilo artışıyla geliriz, Ramazan nasıl geçecek? Bir daha endişe yaşarlar. Endişesi mutlaka oluyor. Ancak Ramazan doğru tercihleri yapıldığında aslında ne kilo vermek için ne de kilo almak için herhangi bir artı ya da eksi bir etkisi bulunan bir ay değil. Dediğim gibi kişinin kendi ihtiyacı doğrultusunda besinleri tercih ettiğinde kilo değişikliği sağlamayacaktır. Ancak kilo vermek isteyen kişiler için de bir detoks ya da iyice aç kalarak, zaten olan açlığı daha da uzatarak ya da yanlış beslenerek iyice bir kısıtlamaya gidecek bir ayda olmayacaktır. Bizim buradaki hedeflerimiz kişilerin kas kaybını yol açmadan, su ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde bedenin bütün ihtiyaçlarını vererek, eğer kilo verme programındaysa ya da kilo verme amacındaysa ona yönelik bir beslenme programıyla ya da koruyacak şekilde bir program ayarlayabilmek olacak.
olacaktır. Ama dediğim gibi yani ne tamamen bir detoks ayı olarak görünmeli ne de çok abartılıp kilo alınacak bir ay olarak görünmeli. Tam ortasında evet. Aslında. Hani tamamen aslında bir değerlendirme yapacak olursak ben her zaman söylüyorum. Bu ay biraz doğru tercihleri yapabilmek. Biz çünkü her zaman için yavaş yemeği öneriyoruz aslında. Hani bu sadece bu ay için geçerli değil. 20 dakika bekleyelim, ana yemeğe öyle geçelim. Gerçekten kişilerin doğru tercihler yapabilmesi, bir durup yiyeceği besinin kararını verebilmesi için biraz kendine zaman tanıması gerektiği bir ay. Hani açlık konusunda ya da sık atıştırmaları olanlar, işte nefsime sahip çıkamıyorum diyenler için aslında bu ay birazcık kendisini fark edebilme, hani bir hesaplaşma. Ölçüde değerlendirebilme bir ayı olarak görebilirler. Dediğim gibi kendi alıştırmalarını yapabilirler. Hani ara verince daha mı doğru tercihlerde bulunuyorlar yoksa devamında yediklerindeki yedikleriyle sonrası bir mi? Sonrası pişmanlıklar var mı? Bunların tayinini yapabilirler aslında. O yüzden güzel bir ayı olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Ölçüye dikkat ederek ve evet. Bu ayarlamaları yaparak çok güzel bir ay geçirmek mümkün. Ama kesinlikle dediğimiz gibi hani o uzun açlığı zaten ben zayıflamak istiyorum deyip daha sonrasında da yani sahura kalkmayarak ya da çok hani çok basite indirgeyerek çok az yiyerek bu açlığı devam ettirmek çok doğru değil. Bu sefer de dediğiniz gibi kas kayıplarıyla birlikte metabolik bir takım rahatsızlıkların da ortaya çıkmaması çok mümkün değil gibi görünüyor. Peki egzersize ne diyorsunuz? Egzersiz yapılmalı mı Ramazan'da? Egzersiz de öneriyoruz ama egzersizin zamanlaması çok çok önemli. Evet. Özellikle aç karnına yapılan egzersizleri kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bu genel olarak eğer ilk yakıtı vermediğimizde vücudun çalışması adına ekstra bir zorlama, kandaki şekerin daha çok hücre içine taşınması ve hipoglisemiyi tetikleyebilecek olan bir durum. Riskli bir durum tabii. Evet, o yüzden mümkün olduğunca egzersizi yemekten hemen sonra da kesinlikle olmamalı. Çünkü yemekten hemen ardından yapılan egzersiz en kısa vadede kramp gibi sıkıntılara ciddi boyutta da kalp krizine yol açabiliyor. Evet. Bunu da biliyoruz. O yüzden mümkün olduğunca egzersizi iftar saatinden 1-1,5 saat sonrasına bırakmak gerekiyor. Burada yapılacak olan egzersizin türü de çok önemli. Mutlaka kişi burada yürüyüş olabilir, hafif tempolu bir yürüyüş olabilir ya da esneme hareketleri gibi evde kendilerinin yapabileceği ufak egzersizler şeklinde programlamalı, ağır egzersizleri de buraya yerleştirmemesi gerektiğini söylüyoruz. En güzeli de yürüyüş gibi evet, görünüyor yürüyüş, sanki. Yürüyüş temiz havada yapılacak bir yürüyüş. Hem sindirimi kolaylaştıracak hem de kişinin kendi beden sağlığı açısından da oldukça yararlı olacak. Evet. O zaman da formun korunmaması için... Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Kalmıyor. Bir de kas kayıplarını da engelleme konusunda biliyoruz ki aslında çalıştırdığımız sürece aslında kaslarımız gerçekten güçleniyor ve kuvvetleniyor. Eğer biz sürekli yiyip yatmaya alıştırırsak veya zaten Ramazan'ın insanlar üzerinde biraz bir halsizlik etkisi ya da rehavet etkisi oluyor. Eğer buna kapılıp gerçekten de yemekleri yedikten sonra hep dinlenme modunda geçirirse kişi bu sefer gerçekten de kas kayıpları olabiliyor. Kas kayıpları olup belki kilo almayla ortaya çıkan bir sonuç da o evet, doğabilir. Yani onun için hareketli olmakta fayda var. Yani Ramazan kesinlikle bir rehavet ayı değil tabii ki. Canlı olmalıyız ama canlı olabilmek için de vücudu dinamik olabilmek için de sahuru iyi yapmamız gerekiyor. İftarı çok kontrollü geçirmemiz gerekiyor. İftarla sahur arasını çok iyi organize etmemiz gerekiyor ki çok güzel bilgiler aldık. Özellikle sahurdaki yumurta ve muzu tekrar hatırlatmış olalım. Aslında şöyle yapalım. Artık yavaş yavaş kapatacağız programımızı. Şöyle bir özet. Sahurda iftarda ne yapalım? Aralarda neler serpiştirelim? Beslenmemize neler koyalım? Bunlarla ilgili küçük bir özet bilgi alalım. Programımızı öyle kapatalım. Sahura mutlaka kalkıyoruz. Evet. Öncelikli olarak zaten bunu ayarlamak gerekiyor. Sahurda kahvaltı tarzında bir beslenme şekli modeli oluşturmalıyız. Dediğim gibi yumurta hem tok tutucu etkisi hem baş protein kaynağı olmasından dolayı bizim için çok çok önem arz ediyor. Meyveyi mutlaka bulundurmak gerekiyor. Tercihen muz olabilir, farklı meyveler de olabilir. Ama gün içerisindeki şeker ihtiyacımızı gidermesi açısından her zaman en ilk başvuracağımız tercih meyveler olmalı. Evet.
Eğer pide tercih edilecekse dediğim gibi bu iftarda belki bir avuç içi büyüklüğünde tadımlık olacak şekilde bir pide tercihi olabilir. Ama sahur için daha kaliteli karbonhidrat olan esmer ekmeği öneriyoruz. Hı hı. Herkes, her kişi için bu miktarlar değişebilir. Her kişi kendi ihtiyacı doğrultusunda dilim sayısını ayarlayarak tüketebilir ama porsiyon kontrolünün çok çok önemli olduğunu biliyoruz. İftara da dediğim gibi iftarın açılışının vazgeçilmesi su, çorba ve salata olacak şekilde bir açılış yapıp 10 ile 20 dakika arası bir ara verdikten sonra daha kontrollü yemeye başlanmalı. Bir tabak kadar ana yemek olabilir. Mümkünse içerisinde et, kıyma gibi bir protein kaynağı olabilir. Bağırsaklarının çalışmasını unutmamak gerek. Mutlaka sebze kaynaklarının da yer alacak şekilde. Bu bir cacık şeklinde olabilir, salata şeklinde olabilir, zeytinyağlı bir yemek olabilir. Dediğim gibi pilav, bulgur ya da pide ya da esmer ekmek dönüşümlü olacak şekilde, yani hepsi bir arada soframızda bulunmayacak. Bir gün bulgur tercih ettiysek, diğer gün belki Ramazan pidesi, diğer gün ekmek olacak şekilde dönüşümlü olarak ayarlamak gerekiyor. Bir de ara öğün yapmayı öneriyoruz. Tatları buraya saklıyoruz. Ancak önemli bir durum var. Tatlı yiyeceksek eğer meyvemizi, meyve yiyeceksek birinden birini tercih etmek yine her zaman için daha sağlıklı olacaktır. Dediğim gibi meyve bizim baş tatlı kaynağımız. Önce meyvelere, arada bir de sütlü tatlı bizim için güzel tercihler olacaktır. Ya da dondurma alabiliriz. Su zaten 2 litre en evet. az olacak şekilde tüketiyoruz. 2 litreyi iftarla sahur arasına dağıtmamız yayarak, gerekiyor. Yudum yudum değil mi? Olacak şimdi şekilde. Şöyle bir durum var tabii. Hani suyu 2 litre olarak alacağız. Bunu su olarak alacağız. Evet. Öyle midir? Yoksa hani o meyvenin kendi şekerinden yaptığımız hoşaflar, kompostolar ya da işte bitki çayları da bu 2 litrenin ya da 2,5 litrenin içinde midir? Şöyle, aslında içerisinde kafein bulundurmayan, dediğim gibi bu daha çok çay, kahve, Türk kahvesi ve yeşil çayın içerisinde belirli oranlarda var. Evet, elbette ki bulunduruyor, ancak yoğun oranlar bu içeceklerde var. Diğer içecekler aslında bizim için su yerine de geçebilecek gıdalı içecekler olacaktır ama önceliğimiz elbette ki suyu su olarak vücuda sağlamak. Yani 2-2,5 litreyi biz vücudumuza iftarla sahur arasında almak durumundayız ki hem susama krizleri yaşamayalım, hem böbrek fonksiyonlarımız bozulmasın, metabolizmamız da canlı bir şekilde devam etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Sohbeti ve Ramazan'da beslenme sohbeti gerçekten hem çok faydalıydı hem de çok keyifliydi. Sevgili izleyenler, bugün de Aktüel Sağlık'ta sona geldik. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar sizlerle olmak isteriz. Keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.